Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle elbise ve etek yapımında e, plise olarak kullandığımız modelimizi şu şekilde sizlerle çalışacağız. Dilerseniz modelimizi pile olarak kullanabileceğiniz gibi dilerseniz açık olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle etek ve elbiselerde çok şık duran güzel bir çalışma. Aynı zamanda çok çok kolay e, düz örgü diyebiliriz. Sadece bakınız. Beş düz, beş ters şeklinde modelimizi başlıyoruz. İlerlerken sadece bir ilmeği kaydırarak şuradaki görmüş olduğumuz düz örgümüzü oluşturuyoruz. Düz örgümüzün tam arasındaki diğer bölümde ise yine bakınız çukuru görmekteyiz. Çukur bir görüntü. Arka tarafta o da düz örgü olarak pilisemizi oluşturmakta. Şöyle baktığımız zaman bakınız. Evet, modelimizi isterseniz bu şekilde kapalı olarak, isterseniz açık olarak kullanabilirsiniz. Ben Elite baby kullandım modelimi örmek için ve 3 numarada şişimi kullandım. Sizler öreceğiniz ipe uygun şişlerle çalışabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimize başlamak için şişimize ilmeklerimizi toplayalım. Modelimiz 10 ve katlarından oluşmakta ve artı 3 ilmek ilave edeceğiz. 10 ve katları artı 3 olarak ilmeklerimizi toparlayalım. Öreceğimiz ölçüye uygun sayıda ve sonrasında hemen görüşelim. İlmeklerimi toparladıktan sonra düğümümü atıyorum. Bu modelimize başlarken mutlaka iki şiş üzerine alalım. Lastik örmeden direkt öreceğimiz zaman iki şiş üzerine başlarsak herhangi bir çekme yapmaz. Gayet güzel bir şekilde alt kısmı durur. Evet şişimizi çektikten sonra hemen modelimizi kurmaya başlayalım. İlk ilmeğim olduğu için şişten çıkardığım için düz örüyorum. Normalde bu dikiş ilmeği diye saydığımız boş ilmeğimiz. Bir tane boş ilmeğimiz diyelim buna. Hemen 5 tane düzüm örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tersimi ördüm. Tekrar 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters örüyorum. 5 düz örüyorum. 3 4 ve 5. 5 tane de düzümü ördüm. 5 düzümüzü ördükten sonra bir tane daha düz örüyorum 6. bir düz oluyor ve son ilmeğimizi örüyorum şöyle arkadan da girerek alabiliriz Evet şimdi burada yaptığımız işlemimize hemen bakalım İlk ilmeğimiz dikiş ilmeği olarak aldığımız boş ilmeğimiz 5 tane düzümü ördüm 5 tersim 5 düz 5 ters 5 düz 5 ters şeklinde örerek sona geldim sonunda sadece 5 tane düzümüzü ördükten sonra bir tane daha düz yani altıncı bir düz ekledim ve sonrasında boş ilmeğimizi kenar ilmeğimizi ördük örgümün arkasını çeviriyorum ve yeniden örmeye başlıyorum bu ikinci sıramız İkinci sıramızda terslerimizi ters olarak örelim 2 3 4 ve 5. Düzlerimizi düz olarak örelim. Şurada bir tane düzümüz vardı. O yüzden tam 5 tane tersimi ördüm. 5 düzümü örüyorum. 5 tersimi örüyorum terslerimizi ters, düz yerimizi düz olarak örelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Son ilmeğimize gelene kadar ördüm. Son ilmeğimizi şöyle düz örüyorum. Bitiş ilmeğimiz olduğu için. Evet yeniden örgümüzün bakınız diğer yüzüne geldim. Ve Bu üçüncü sıramız. Üçüncü sıramızda yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. 2 3 4 ve 5. Bir tane boş aldım. 5 düzüm ördüm. 5 tersimi örüyorum. 5 düzümü örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün dördüncü sırasındayız ve yine gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Bakınız terslerimizi ters düzlerimizi diyoruz. Tersimizi, ters düzümüzü düz şeklinde örelim ve sona kadar gelelim 4. sıramızda. Terslerimi örüyorum. hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Modelimiz çok çok kolay ve zevkli bir çalışma. Evet dördüncü sıramızda bu şekilde tamamlayalım. 5. sıramıza geldim. 5. sıramızda düzlerimizi terse, terslerimizi düze çevireceğiz ve bir tane minik çalışma yapacağız. Bu minik çalışmamız modelimize e, yön verecek olan çalışmamız. Yani bütün püf noktası bu 5. sıramızda oluşacak e, çalışmamız. Hemen örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan sonra bakınız. Bir tane düz örüyorum. Düz olarak ördüm. Buradaki geriye kalan 4 tane düzü terse çeviriyorum ve bir tane de şuradaki tersten ters olarak ekliyorum. Hemen başlıyorum bakınız. Bir boş ve bir düz. Püf noktası buradan itibaren başlamakta bakınız. Bir düz. Geriye kalan 4 düzümü terse çeviriyorum. Hemen başlıyorum. 1 2 3 4 Dört tane tersimi ördüm ve tersten de bir tane ilmek alarak yine ters yapıyorum ve sayımı beşe tamamlıyorum. Bakınız örgümüzün bu sıra püf noktasına olacağı sıra. Lütfen dikkat edelim. Geri kalan yerler tamamen ayrı. Beşinci sıralarımızda modelimizi bu işlemimizi yaparak modelimizin şekline yön vereceğiz. Bir boş bir düz ve 4 tane düzümüzü ördüm. E, terse çevirerek ördüm ve tersten de bir tane ilmek aldım. Şimdi geriye 4 tersim kaldı. 4 tersimi 4 düze çeviriyorum ve bir tane de diğer düzden alıyorum. Ve başlıyorum bakınız. Terslerimi düze çevirmeye 2 3 ve 4. 4 tane tersimi düze çevirdim ve bir tane de düzden alarak yine sayımı 5 düz olarak ayarladım. 4 düzümü terse çeviriyorum. Bir tane de tersten alıyorum. 5 tane tersim oluyor. Hemen çevirmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. 5. tersimi tersten alıyorum. 4 tersimi düze çevirip bir tane düzü de yine düz olarak örüyorum. 2 3 4 ve düzü alarak 5'i tamamlıyorum. Ve buradaki kalan bakınız ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane fazla almıştık hatırlarsanız. 5 düzümüzü terse çevirdim. Ne eksik ne fazla. Bir tane düzümü yine kenar ilmeğim olduğu için düz örüyorum. Ve modelimizin en püf noktası olan bölümümüzü örüyorum. Arkasını çevirdiğim zaman 6. sıramızda 6 demeyelim artık buna. bir diyelim buraya. 2 deyip yeniden başlayalım. 5 5 olarak örelim. Gördüğümüz şekliyle örelim modelimizi. Düz çevirmiştim bakınız. Burada düz bu yönde. Şöyle görelim. 5 tane tersimi örüyorum. Gördüğümüz şekliyle örelim ve sıranın sonunda yeniden görüşelim. Modelimizde yeniden yön değiştirme sıramıza geldik. Bakınız 5 tane düzüm tersimizi düze, düzlerimizi terse, terslerimizi düze çevireceğiz. Bu sıramızda dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bakınız burada başlangıçta bir tane boşumuz, 5 tane tersimiz var. Bu kısımdan itibaren başlıyoruz. En son kısma bakacak olursak bakınız 2, 4, 6 tane düzümüz bir tane boşumuz var. Örgümüzde sona kalacak olan kısım çok yani bir tane ilmek fazla yapmıştık. Bakınız 10 ve katları demiştik artı 3 ilmek demiştik. 3'lerin biri ve diğer biri her iki kenar için geriye kalan tek ise modelimizin kurulumunda bize en fazla yardımcı olan bir ilmeğimizde. Burada sona kalacak olan ilmeğimizin fazla olması lazım. Şuradan itibaren değiştirmeye başlıyoruz. Az olan kısımda. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde bir tane tersimi örüyorum. Ve başlıyorum. Düze çeviriyorum. Bir, iki, üç. 4 ve hemen kenardakini de alıyorum. 5. Şu şekilde örüyorum bakınız. 5 tane düzü çevirdim. Bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmek bu tarafa geçtim. Şimdi 4 tane düzümü tersi çeviriyorum. Bir tane tersten de alarak düz yapıyorum. Şimdi 1 bakınız düzü ters. 2 3 4 ve buradaki bir tane tersten de alıyorum. 5. Terslerimi düze çeviriyorum. 1 2 3 4 ve düzümü yine düz olarak örüyorum. Tekrar bu şekilde örerek istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim bir tane de tersimizden alıyoruz dört tane diğerini çeviriyoruz bir tane diğer gruptan aynı özellikte olan ilmeğimizi aynı şekilde örüyoruz ve sıramızın sonuna kadar birlikte örelim dört tane tersimi ördüm düze çevirdim ve yandaki gruptan bir tane düzümü aldım ve burada da bir devamlılık oluyor şöyle bakacak olursanız bakınız arkada da aynı şekilde Evet dört tane düzümü tersi çeviriyorum 1 2 3 ve 4 hemen yanındakinden alıyorum 4 tersimi düze çeviriyorum 1 2 3 4 düze çevirdim yanındaki düzden de bir tane alıyorum 5 tane düzümüz oluyor her grubu 5'e tamamlıyoruz ve son olan grubumuza geldik bakınız ters olarak örüyorum 1 2 3 4 ve 5. Burası da tam denk gelmekte ve son ilmeğimizi düz olarak örüyorum, tamamlıyorum. Yeniden grubumuzu başlattık. Bu şekilde beşer beşer, e, ilmeklerimizin yerini değiştirdik. Bu şekilde örerek ilerleyelim ve şöyle görmüş olduğumuz gibi akordiyon ya da pile dediğimiz özelliğini kazanacak büyüdükçe. Modelimizi örerek biraz büyüttüm. Şu şekilde bakınız. Model eğer pileli kullanmak istiyorsak bakınız düz örgümüzün olduğu yerleri daha belirgin hale getirip şu şekilde kullanabiliriz. Özellikle etek ve elbise yapımlarında çok güzel olmakta modelimiz. Ama bakın şu şekilde de açtığımız zaman düz örgülerimizde de modelimizi rahatlıkla kullanabiliriz. Nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Arkasında da aynı şekilde durmakta modelimiz. Bakınız. Şurada düz ilmeğimizi görmekteyiz. Aradaki yerde iç kısımda durmakta. Yani modelimizi, pilelerimizi bu şekilde oluşturmakta. Şöyle baktığımız zaman hemen bu taraftaki içte olan bölümlerimizin arka tarafta bakınız dışta olduğunu görmekteyiz. Yeni düz örgülerimizi oldu. Ve bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.